İnsan rüyasında görse inanmaz derler ya, böyle öyle işte. Bir bakın, bir tarafta Göksel Gümüş daha. Çok ilginç görüntüler çıkacak bu akşam ortaya. Rıdvan Dilmen ile Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. İstanbul'un yeni modern spor tesislerinden biri olacak bu stat. 17.319 kişilik kapasiteye sahip sevgili seyirciler. Çok istemiş Fenerbahçe'de oynamayı. Hatta öncesinde Eskişehirspor'dan transfer teklifi aldığını biliyoruz. Çok istemiş ama rahmetli babası Ahmet Reis futbol oynamasını istememiş. Oğlunun daha çok okumasını istemiş. Sonrasında İETT'ye transferi gerçekleşiyor. İETT'de transferinden sonra bir kez daha Fenerbahçe'den transfer teklifi geliyor. Bu transfer teklifi sadece tarih yapraklarında yer alıyor. Fenerbahçe'de oynayamıyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevgili seyirciler. Halis Özkaya karşılaşmayı yönetecek birazdan. Göreceğiz. Aykut Kocaman'ın da beyaz takımda olduğunu belirtelim sevgili seyirciler. Aykut Hoca da Fenerbahçe eski teknik direktörü. Evet. Hakemin yanına geldi Fatih Terim. Halis Özkaya birlikte başarılar diledi Halis Özkaya'ya. Servet Yardımcı Aykut Hoca'nın hemen arkasında. Yılmaz Erdoğan, Mehmet Özdilek, Fettah Can, gördüğüm isimler buradan. Ve Recep Tayyip Erdoğan Halis Özkaya'nın hemen sol tarafında. Çok ilginç bir maç olacak. Gerçekten çok ilginç bir maç olacak. Birazdan maç başlayacak. Seremoni. Kaleci dahil 8'er kişilik. Kale ve top seçimi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan tek başına karar vermiyor, arkadaşlarına soruyor ne yapalım diye. Kale ve top seçimi için beraber karar veriyorlar. Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in 29 numaralı formayı giyeceğini belirtelim turuncu takımda. Seremoni ekrana böyle geliyor. Taraftarlar selamlanıyor. İki takımın oyuncuları tarafından Acun Ilıcalı, Yıldırım Demirören, Recep Tayyip Erdoğan ekranda aynı karedeler. Halis Özkaya belki de en heyecanlı maçlarından birisini yönetecek. Hani sonucu, skoru pek önemli olmasa da sağına baktığında, soluna baktığında çok önemli isimlerle beraber başlama vuruşunu beyaz takım yapacak. Servet Yardımcı, Fettah Can bıraktı. Maç başladı. Top turuncu takımın Abdullah Avcı kullanacak taç atışını. Acun Ilıcalı, bastıran Yılmaz Erdoğan. Servet Yardımcı. Osman Savaş. Ufuk. Bir kalede Ufuk, öbür kalede Volkan. Biri eski Galatasaraylı, diğeri eski Fenerbahçeli ama ikisinin de kesiştiği yer Başakşehir Futbol Kulübü. Servet Yardımcı, Futbol Federasyonu'nun önemli isimlerinden. Osman, Yılmaz Erdoğan dönemedi. Bilal Erdoğan son adam görevinde. Bir vuruş ve top ağlarda. Şiko Mehmet 1-0 diyor. Mehmet Özdilek skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü, Beşiktaş'ın efsane ismi, bir Beşiktaşlı Yılmaz Erdoğan'dan bir Beşiktaşlı Şifo'ya ve topun ağlara gittiği an. Mehmet attı 1-0. Gol tekrar ekranlara geliyor. Sağ ayağının içiyle nefis bir vuruş. Ufuk bu küçük kalede sadece seyretti. Yılmaz Erdoğan bırakıyor. Servet Yardımcı. Mehmet yine baktı kaleye. Mehmet geçti rakibini. Mehmet, Bilal Erdoğan mücadelesinde son dokunan Bilal Erdoğan ve korner. Servet Yardımcı kaldırdı kafasını, yaptı ortayı. Savunma uzaklaştırıyor Yıldırım Demirören. Defansta son adam Yıldırım Demirören. 29 numaralı forma onda. Mehmet Özdilek şu anda sahanın en iyisi diyebiliriz. Henüz erken ama vuruş ve 2-0. Yine Mehmet, yine Şifo Mehmet. 2-0. Gol çeşitli açılardan tekrar ekrana geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'la Rıdvan Dilmen bir kez daha başlıyor. Rıdvan sakat olduğunu belirtelim. Sakat oynayacağım dedi. Rıdvan şeytanca hareketler yine bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan'a gelmiyor. Abdullah Avcı orada istediğini yapamadı. Derin bir pas Yılmaz Erdoğan'a doğru. Kaleci Ufuk ve Acun. Acun'un aslında diğerlerine göre daha antrenmanlı olduğunu belirtmekte fayda var. Servet Yardımcı. Sağ tarafta Osman. Bıraktı Servet Yardımcı. Yılmaz Erdoğan vuruşu direkt ve topağlar. 3-0. Topağlarda 3-0. Beyazlar turuncular karşısında çok daha etkili. Rıdvan Dilmen başbakanın topuna yetişemiyor. Şimdi Yılmaz Erdoğan atak yönünü sol kanada çeviriyor. Servet Yardımcı. Mehmet defansa gitti. En geride Mehmet var. Şimdi bir pozisyon olabilir mi? Ufuk iki hamlede topun sahibi oluyor. Berat Albayrak Ufuk'la karşı karşıya kalan futbolcuydu. 8 numaralı oyuncusu beyazların Berat Albayrak. Acun nefis bir pas ama Rıdvan'ın biraz uzağında kaldı. Biraz değil, bayağı uzağında kaldı. Aykut Kocaman. Aykut Hoca'yla Mehmet Hoca, ikisi defansta bu dakikalarda. 5. dakikadayız. Beyazlar 3-0 önde. Şimdi Osman Savaş. Osman Savaş son çizgi. Saha yetmiyor Osman Savaş'a. Rıdvan Dilmen sakat olduğunu belirtelim. Sakat oynuyor. Maç öncesinde onunla da bir sohbet fırsatımız oldu. Mehmet Özdilek. Tayyip Erdoğan vuruyor ve top dışarı gidiyor. Korner. Başbakanın bu şutu teğet geçti diyelim. Ve şimdi köşe vuruşunu kullanacak turuncular. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Bilal Erdoğan'dan nefis bir kafa vuruşu olmadı. Turuncular bastırıyor. Hidayet oyunda. Rıdvan çıkıyor. Hidayet Türkoğlu oyunda. Son adam görevinde. Rıdvan Hoca devam edemiyor. Acun Ilıcalı alamadı topu orada. Akif Çağatay Kılıç'ın presi var. Olmadı. Osman Savaş. Sağ tarafta Fettah Can var. Rıdvan Dilmen'in tedavisi yapılıyor kenarda. Zaten sakat oynuyordu. Şimdi Mehmet ceza yayının hemen gerisinde, önünde Yıldırım Demirören var. Geçti onu. Geçemedi. Daha doğrusu geçmedi. Fettah Can. Baktı şimdi Yılmaz Erdoğan. Yaptı ortasını ters tarafa. Servet Yardımcı el var. Halis Özkaya gördü. Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Selam olsun. Filistin'e selam olsun. Bu gol Tayyip Erdoğan'ın golü. İşte gol. Vuruşuyla Volkan'ın solundan topu ağlara gönderiyor. Skor 3-1'e geliyor. 7. dakikaya girerken golün adı Recep Tayyip Erdoğan. Yine Recep Tayyip Erdoğan vuruyor. Fettah Can orada zorlandı, olmadı. Yılmaz Erdoğan. Fettah Can. İşte Fettah Can'ı böyle geçiyor. Güzel, klas bir hareket. Sol ayak Volkan önünde. Berat Albayrak pasını verdi. Servet Yardımcı'dan şifo Mehmet. Bir başka ifadeyle Mehmet Özdilek. Yıldırım Demirören iyi toplar kesiyor. Defansa iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı olursa tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı. Vurdu. Mükemmel. Harika bir gol. Süper bir gol. İlk tebrik Mehmet Özdilek'ten. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 16 öncesinde ter atıyor. İşte bakın Mehmet Özdilek arkasında. Sol ayak topun dibine iniyor. Hacivari bir vuruş. Çok klas bir vuruş ve topun ağlara gittiği an. 3-2 oldu. Daha yakından topun dibine iniyor. Volkan'ın üzerinden top ağlarla buluşuyor 3-2. Servet Yardımcı. Yıldırım Demirören. Recep Tayyip Erdoğan. Zor pozisyon. Yıldırım Demirören hücuma çıktı. Kaptırdı Mehmet Hoca. Mehmet Özdilek. Şifo Mehmet. Aldı topu. Hidayet Türkoğlu. Yani yerinden bacağını uzatıyor. Ve topu o öylesine hamlede bulunabiliyor. Çok basit aslında herhalde. Bu saha ona biraz küçük geliyor Hidayet Türkoğlu'na. Tayyip Erdoğan yanlış yere. Osman Savaş. Berat Albayrak. Servet Yardımcı. Fatih Hoca. Yanında Göksel Gümüş daha mı diye baktım. Şimdi bir tehlike olabilir. Servet Yardımcı sol tarafa doğru bıraktı. Göksel Gümüş daha oyunda, evet. Servet Yardımcı sağ tarafa, Osman Savaş'a. Osman Savaş sağ çizgide baktı, kaldırdı kafayı, yaptı ortayı. Bir kafa, kaleci Ufuk. Yıldırım Demirören hemen aldı. Hiç bekletmeden verdi pasını. Bir ara pası denemesi olmadı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu. 3-3. 3-3 oldu. 3-3 oldu 10. dakika. 10. dakikada 3-3 oldu. 3-0'dan Recep Tayyip Erdoğan. Birinci golü Recep'e, ikincisini Tayyip'e, üçüncüsünü Erdoğan'a yazıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 3-3. Sol tarafta Servet Yardımcı. İşte bakın. Plase vuruş. Yumuşak bir dokunuş. Volkan'ın yanından ağlarda. Fatih Hoca Gençlik ve Spor Bakanımızla konuşuyor. Tabii tamamen taktiksel bir konuşma. Bilal Erdoğan önünde. Yılmaz Erdoğan vardı. Hidayet Türkoğlu. Sağda 3 Erdoğan var. Bir baba oğul ve bir de Yılmaz Erdoğan. Yıldırım Demirören şüphesiz bu maçın en iyilerinden. Başbakan'a çok güzel asistler yapıyor. Nefis asistler yapıyor. Volkan kalesinden çıktı. Sayın Başbakan topa yetişemedi orada. Üç üçlük beraberlik. 12. dakika. Şimdi Mehmet Özdilek. Sağ tarafta Yılmaz Erdoğan var. Onu gördü. Yılmaz Erdoğan bekletmeden vurdu, olmadı. Mehmet Hoca döndü çizgi üzerinde. Çizgide dans etti adeta. Fatih Hoca çok dikkatli şekilde izliyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan verdi pasını Yıldırım Demirören'in biraz uzağına. Servet Yardımcı. Sağ tarafta Mehmet Hoca bomboş. Araya giren Göksel Gümüş daha. Mustafa Ereğüt. Yıldırım Demirören kaldırdı kafasını. Yaptı ortasını. Recep Tayyip Erdoğan yetişemez tabii. Çok hızlı bir top. 3 golü var. Şimdi yerden olmadı. Mustafa Ereğüt. Göksel Gümüşdağ alamadı orada topu. Şimdi bir pozisyon daha bulabilir mi turuncular? Tayyip Erdoğan yetişemiyor. Fatih Hoca sürekli oyunda değişiklikler yapıyor. Beyazlarda sürekli değişiklikler yapılıyor. Mustafa Hoca'nın kenardan değişiklikler yaptığını belirtelim. Şimdi Mehmet bıraktı. Yılmaz Erdoğan ve kaleci Ufuk'un kontrolünde top dışarıda. Dakika 14. 3-3'lük beraberlik. Beyazlar Mehmet Özdilek'le çok güzel başladılar. 1-0 öne geçtiler. 2-0 oldu yine Mehmet Özdilek. Sonrasında bir gol de Yılmaz Erdoğan'dan geldi. 3-0 öne geçti beyazlar. Ardından turuncularda Recep Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya golleri skoru 3-3'e getirdi. Göksel Gümüşdağ, Volkan. Yılmaz Erdoğan, Bilal Erdoğan savunmaya gidiyor. Hidayet Türkoğlu son adam görevindeydi. Bilal ayak uzattı orada. Mustafa Ereğüt. Mehmet Gönül açarı görüyoruz. Sahada aynı zamanda sevgili seyirciler, hemen onu da belirtelim. Esat oyunda, turuncularda 5 numaralı futbolcu Acun Ilıcalı ile beraber bir kader arkadaşlığı yapıyor biliyorsunuz. Türk televizyonlarının önemli ismi o da Esat'ta. Esat Yontuç, o da 5 numarayla sahada. Şimdi Esat. Hidayet. Bu dakikalarda tempo düştü biraz. Ekrem Okumuş orada kafayla topu dışarıya gönderiyor beyazlarda. Güzel bir pas Tayyip Erdoğan'a. Gol pozisyonu olabilir mi? Ve penaltı. Halis Özkaya penaltı noktasına yürüdü. Aziz Babuşçu topu ağlara gönderdi ama öncesinde penaltı diyor Halis Özkaya. Yanlış görmediysem Gökhan Özdemir orada yerde kalan futbolcu. Evet, Gökhan Özdemir yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Acun topun gerisinde. Acun Ilıcalı geliyor. Acun geliyor. Acun vurdu. 4 oldu. Turuncular 3-0'lık mağlubiyetten 4-3'lük üstünlüğü yakalıyorlar şu anda. Evet. Tayyip Erdoğan şu anda Sayın Başbakan Fatih Terim'in yanına gidiyor. Değiştir beni diyor herhalde. İlk yarının bittiğini de belirtelim. İlk 15 dakikada bitti. 4-3 turuncuların üstünlüğüyle tamamlandı ilk yarı. Halis Özkahya da kenara kadar geldi. Bilal Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç, Acun Ilıcalı,